Renkli kozmetik deyince vazgeçemediğim tek şey ruj. Sabah kalkıyorum, yüzümü yıkıyorum. Dişim fırçaladıktan sonra rujumu sürüyorum. Hatta dalga geçiriyorum arkadaşlarla. Beni rujsuz görürseniz anlayın ki gerçekten hayatımda berbat ve ekstrem bir şey oluyor diye. Her çantamın ya da her montumun cebinde bir tane ruju var. Favorilerim. Son keşfim Flormar'ın Extreme Matte. MAC'in Ruby Mousse'u vazgeçilmez. Zaten en çok satılıyor. Sephora'nın yeni koleksiyonundan hem nemlendiren hem renk veren rujlarımız var. Bu da favorim. Kalem rujları tercih edebiliyorum bazen. Hem yer az tutuyor hem de kolay sürülüp zor çıkıyorlar diye. MAC'in, Nars'ın ve Revlon'un kalem rujları bence... Şu biraz parlak galiba değil mi birbirine göre? Mat tercih ediyorum ama bu bazı akşamlarda daha favori olabiliyor. Daha tek renk giyindiğinde ya da koyu renk olduğunda. Yani kalem rujlarla normal kırmızı rujları, kırmızı ve mat rujları favori olarak seçebiliyorum. Ben de galiba kırmızı fırçalıları daha çok seviyorum. Mesela Nars'ın bu... Ya onları kalemsiz kullanamıyorsun. Benim gözüm de onun için sivri ve çok daha rahat baktığında minicik oluyor. Ama yine de dudak kalemiyle çerçevelemek gerekiyor. Makyaj artistleri incelik şey yapıyor. Rubidon'un kalemiyle ben bütün kırmızıları kullanıyorum. Onun için çok rahatım. Smashbox'ın bu rujları efsane. Daha spor hayattayken bu tonunu gecede bunu muhakkak kullanıyorum. Şunlar benim en sevdiğim rujlarım. Bu arada MAC'in bu retro matlarının enteresan renkleri var. Sabah sürüyorum. Akşama kalacak çıkartırsın. Aynen. Ruby Moon'un avı. Bir tane daha şeyi var. Benzeri olanı var. Bazen de onu kullanıyorum. Çok böyle gloss ya da daha spor ve laser kabul bir şeyse eğer bu renk değil daha da açık renk oluyor. Şahin'in yeni koleksiyondaki bunu seviyorum. Ben gloss sevmiyorum mesela. Saçların yapışığı ya da dudakların birbirine yapışığı. Yvoshan'ın bu ruj serisi dudaklarda felaket yani o güzel felaket. Güzel felaket manasında söylüyorum. Tam bir kadife. Mükemmel yani. Matlada sürdükten sonra çok daha güzel oluyor. Ayrıca Kat Von D'ler zaten hani herkes tarafından biliniyor. Galiba bitirdim. İkinciyi aldım. Nerede en bir vazgeçilmez makyaj markası ya da makyaj ürünü var mı galiba? Yıllardır ben mavi turkuaz kalem kullanıyorum. Neden acaba ben de? Binlerce marka kullandım. Binlerce fiyat skalasından kullandım. Bu komik belki gelecek ama Essence markasının turkuaz rengi. Long lasting diyor. Gerçekten long lasting. Sabah sürüyorsun akşama kadar ne bir akma yapıyor ne bir bulaşma yapıyor. Far konusunda da son bir senedir favorim. Sephora'nın bir kalem farı. Easy Smokey adı altında. Sürüyorsunuz. Kardeşim sayesinde keşfettim. Sürüyorsunuz. Arka tarafında fırçası var. Fırçasıyla istersen yayıyorsun. O zaman smokey görüntüye geliyor. Ya da parmağın yumuşak bir dokusu olduğu için parmağınla yayabiliyorsun. Sabah sürüyorsun. Akşama kadar da kalabilen bir ürün. Ben de Estée'nin bu farını çok seviyorum. Gıdım gıdım kullanıyorum bitmesin diye. Çok nadir far. Gri. Evet, gri mavi gibi. Benim favorim burada bakır. Evet. Zaten bakır, benim yaptığım yanlış açık renk gözlere bunu kullanmaması gerek ama dokusunu ve şeyini çok seviyorum. Bu zaten ikonik Gimme Glow. Mükemmel bir ürün. Üstüne tanımıyorum. Bir ara kaçıda yoktu. Tekrar çıktı. Maskara. Maskara. İki favori maskaram var. Son dönemin. Bir tanesi. Evet. Benefit'in Bad Girl'ı. Bence içinde kömür içeriği kullanıldığı için belki olabilir. Şahane bir ürün. Kirpikler hem çok dolgun oluyor hem yukarı doğru çıkıyor. Her şey oluyor. Fakat bende bir sıkıntısı var. Silmekte, temizlemekte biraz zorlanıyorum. Onun için günün her saati ya da her zaman kullanmak tercih etmiyorum. Özel zamanlara ayırıyorum. Kiko'nun bu maskarası ise fırçası çok ilginç ve çok küçük olmasına rağmen etkisi bence çok başarılı ve çok yüksek. Allık o günkü ruh haline göre değişiyor. Narsistin allık paleti karıştırarak kullandığımı itiraf etmem gerekiyor. Aynı marka. Orgazmı bence mükemmel. O da zaten en çok satan. En çok satan, evet en favori. Her zaman en çok satanlardan bir tanesi. Bir de MAC'in, şimdi biraz yandığım için daha bronz tonlara gitmeye çalışıyorum. MAC'in Pinch Me allığı son dönem çantamdan çıkmayanlardan. Makyaj dedik demeden evvel bence renkli kozmetikten evvel BB krem. Getirmedim. Şu anda kullanmıyorum ama normal zamanda L'Oxian'ın BB kremini kullanıyorum. Medium 3 numara bana cildime, şimdi biraz daha bronzum. Bir tık daha açık olduğum vakit ideal. Parlama yapmıyor. Cildimi güneş ışınlarına karşı koruyor. Yayılmıyor. Yayılmıyor derken güzel yayılıyor. Lokal olarak kalmıyor. Bence güzel. Zaten en çok satan ürünlerinden bir tanesi. Bir de doğal ürün kullanmak sevenler için ideal bir favori ediyorum. Ama makyaj renkli kozmetik deyince ojesiz olmaz. Ojesiz olmaz.
Bunlar benim favorilerim. Beni bilen bilir. Norman yağıyım çünkü. Bunlar da benim olduğuna bakmayın. Favorilerim. Binlerce hocam olmasına rağmen genelde toprak ve taş renklerini kullanıyorum. Alıyorum ama kullanmıyorum. Son dönem favori renklerim bunlar. Şu anda da parmağımda zaten bu var. Fırçasının biraz daha kalın olmasına dikkat etmeye çalışıyorum. Kolay sürebileyim kendim diye. Bir de şu ürün bence çok başarılı. Herkes keşfetmemiş olabilir. Alessandro'nun cilası. Türkiye'de bulunması biraz zor olabilir belki. Karanlıkta tırnakları fosforik beyaz yapıyor. Parmağı yapıyor, yanar döner yapıyor. İki kat sürersen hafif bir lila, açık bir lila tonu oluyor. Elde çok temiz ve bakımlı bir görüntü yaratıyor. Parfüm getirmedim mi? Benim yanımda değil. Bitse de, bence vazgeçilmez bir koku. Her tene yakışabilen, evet, kalıcı evet. olan, olmazsa olmaz diyebileceğim bir parfüm. Mesela yerler, senin bunu sevmeye de şaşırıyorum. Çünkü daha baharat kokular seviyorum. Bu çiçek. Tersi çiçek seviyorum. Ama ağır bir çiçek kokusu. Yerlerin en son az kokusu. Çıktığı günden beri şişe şişe tükettiğim, diğer parfümlerle zaman zaman aldattığım bir parfüm.